Belgeseli hazırlanırken ölen çerçi Mehmet'in hayatı köy meydanında beyaz perdeye yansıtıldı. Diyarbakır'da çerçilik yaparak geçimini sağlarken hayatı belgesele konu olan Mehmet Çelik'in yaşam mücadelesi, yaşadığı köyün meydanında beyaz perdeye yansıtıldı. Radyo, televizyon ve programcılığı bölümünden mezun olan Hatun Cafri, 2018'de ailesinin yaşadığı Merkez Bağlar ilçesine bağlı Övündüler köyünde katıldığı bir düğünde tanıştığı Çerçi Çelik'in hikayesini kayıt altına almaya karar verdi. Eski model kamyonetiyle köy köy dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyaları satan 20 çocuk babası 75 yaşındaki Çelik'in hayatını ekrana taşımak için çalışmaya başlayan Cafri, 2 yıl süren çekimler sonrası 15 dakikalık belgeseli tamamladı. 2018'de çekime başladım. Belgeselin montajını yaparken, filme konu olan Çelik'in ölüm haberini alan Cafri, çalışmalarına bir süre ara verdi. Kendisiyle beraber 10 köy gezdim. Köylerde işte insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler satıyordu. Eski bir kamyoneti vardı. Onunla köyleri geziyorduk. İnsanlara bir şeyler satıyorduk. Kendisi son atar. Kimse bu civarda, kimse pek bu işi yapmıyor. Eskiden köylerde marketler yoktu. Kendisi köy köy gezip insanlara bir şeyler satıyordu, ihtiyaçlarını karşılıyordu. Köylerde bazı insanların parası yoktu bir şeyler alsa, para yerine yumurta veriliyordu ona ya da hurda falan veriliyordu bir şeyler karşılığında. Bazıları karpuz veriyordu ya da peynir veriyorlardı ona. Onun karşılığında da işte sakız alan oluyordu, çikolata, çekirdek, bu tarz şeyler alıyorlardı. Ayrıca çöp boşaltım alanına da gidiyordu. Orada hurda falan topluyordu. Plastik, işte karton, poşet, bu tarz şeyler topluyordu. Onunla da geçimini sağlıyordu. Kendisiyle 2 yılda çok anılar biriktirdim. Onunla beraber bir şeyler satıyorduk. Arada ona yardım ediyordum. Arada hurda topluyorduk ona. Beraber hem eğleniyorduk hem geziyorduk. Montaj aşamasındayken kendisi vefat etti. Açıkçası duyunca çok üzüldüm. Çünkü o da çok izlemek istiyordu. Kendisi izleyemedi maalesef. Umarım o da bizi görüyordur. Burada o da izler. Kendisi 2020'de vefat etti montaj aşamasındayken. Kendisi de çok izlemek istiyordu. Maalesef o aramızda yok şu an. Çok güzel başladık aslında. Ben bu belgesele başlarken çok heyecanlıydım. Çünkü benim ilk belgeselim. Yani istiyorum ki keşke o da burada olsaydı, bu heyecanımıza ortak olsaydı, o da izleyebilseydi. O da çok istiyordu, bana sürekli söylüyordu hani bitti mi diye, izleyecek miyiz, ne zaman izleyeceğiz diye. Yani çok güzel başladık ama üzgün bitirdim. Şu an kendisi aramızda değil. Keşke o da burada olsaydı, o da izleseydi. Şu heyecanıma o da ortak olsaydı. Ravkır tormaş var, günde geliyor ha. Ravu mükemmel geliyor. Ben güşakır mükemmel yavrum, şimdi pikam kim kırı. Ya her hafta kızı hoşuma bittiğim. Ben ona ve APM'yi bu seni dağıtayım. Ve APM'yi ulte. Kef amı hap. Fazika ajil buraba ama ucun damı bak. Kef amı zara hap. Dakay babi zar yimi bu ma. Kan hışnam. Deriya vikri. Binamı pefere bu. Mara fır kar kır, em kodi kirin. Em zeynak harin. Bari zarin. Bu em zeynak harin baş bu. Em zeynak razi bu. Kayma az babadı me, zeynak haz kir. Bu 6 milyon mu bravi. Ben zamanım, sen ben zamanım.
Hoş bu, çok hoş buldum. Baba çekilin ve çıkayım ben mecbur kabul edeyim. Kan bilçe. Yüzüm ya var hasıl. Geçtik aşağı. Bravo. Ben mecakı kevi. Aramızdan ayrılışının ayrılışından sonra bu videoyu görmek çok içime dokundu. Çok duygulandım. Yani her çalışması, her hareketleri yani beni çok duygulandırdı. Ya kazan yoksa çi, hafif Muhammed. Onu bırakak kazanıştım ben. Bırakayım hem bırakak kazanıştım ben. En çok yani ben onunla yatıp kalktığım için yani onunla sürekli gidip geldiğim için her gittiği yerlerde onun izi var. Yani, o yüzden bu izlediğim video görüntü yani çok içime dokundu. Ne çavuyan bana yara kusura gittim. Oh,